kriterlerin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi lazım. Ve ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'deki uyguladığımız kriterler... Sayın rektörler, sayın başkanım, TÜBA'nın değerli üyeleri, değerli kıymetli çalışanları, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler. Malumunuz konuşmamın başlığı Nobel ödüllü Sayın Profesör Doktor Aziz Sancar emekli olmalı mı? Belki şu anda bazılarınızın kafasında şu soru belirmiştir. Yani bu da nereden çıktı? Nobel ödülü almış bir kişi emekli olmalı mı diye. Önce şunu anlatayım. Geçen hafta Başkanımız Ahmet Bey beni aradı ve bu toplantıda bir konuşma yapmamı istedi. Uzunca bir konuşma. Gerçi ben 4 ay önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden emekli oldum. Ve çok yoğunum emekli olmama rağmen. Seyahatlerim çok fazla. Hocam dedim ben çok uzun bir konuşma yapacak, hazırlayacak bir zamanım yok. 10-15 dakika olsaydı yapabilirdim. O zaman 15 dakikalık bir konuşma yap dedi bana. Peki dedim o zaman yapayım. Şimdi kısaca... Efendim? Şimdi konu başlığıyla bağlantı kurabilmem için bir iki cümle kendimden bahsetmek istiyorum. Haziran ayında ODTÜ'den emekli oldum. 2015 Ocak ayı. 20 kişilik bir araştırma grubuyla çalışıyorum. 10 yüksek lisans öğrencim var. 5 doktora öğrencim var. 5 doktora sonrası postdokum var. Bugün bunların 10'unu mezun ettim bu süreç içerisinde. İkisi gitti, postdoklar zaten ayrıldı. 5 öğrencimi de bu önümüzdeki 1-1,5 ay içerisinde mezun edeceğim. 2016 Ocak 3 öğrencim kalacak. Onları da önümüzdeki yıl mezun etmeye çalışacağım. 2 doktora, 1 yüksek lisans öğrencisi. Şimdi emekli olunca, gerçi ben kağıt üzerinde emekli oldum. Adını da zaten kurumsal emeklilik koydular. Gene muntazam bir şekilde saat 9, akşam 6.30 mesaime gidiyorum. Hatta bir saat olmadığım zaman da bölüm başkanı sorguluyor neredeydin diye. Bazen de savunmaya geçiyorum yani kendimi suçlu hissediyorum. Şimdi böyle bir grubum varken çok aktif çalışan bir grup birden 3 kişiye düştüm. Yani yasalar, yönetmelikler bana yeter dedi. Artık çalışmayacaksın, evine gideceksin, bu işi bırakacaksın. Şimdi bu konuda birkaç aydır kafamda bir yazı yazma vardı. Bunu ben bir kağıda dökeyim, duygularımı ilgili kişilere veya kurumlara ileteyim diye. Eylül ve Ekim ayını bekledim çünkü yaz ayları hocalar daha çok tatildedir. Geçen hafta bu konuda bir yazı yazdım. Ve yazımı da geçen hafta, hocam arama, siz beni aramadan önce Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji ekine gönderdim. Hatta bugün çıkabileceğini de tahmin ediyordum, büyük bir tesadüf olurdu. Bugün çıkmamış ama önümüzdeki hafta çıkar. Şimdi ben o yazıda yazmış olduklarım, o içeriği sizinle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Aziz Sancar hocamız Nobel ödülünü aldı. Bizi elbette ki çok mutlu etti. Özellikle kendisinin bir Türk vatandaşı olması ve kendisinin 2006 yılında TÜBA'ya üye olarak seçilmesi ve ne kadar doğru bir karar verdiğimizi şimdi geri döndüğüm zaman anlıyorum. Hatta 2007'de Vehbi Koç Bilim Ödülünü almış. Hatta geçen de tesadüf bir hocamla, emekli bir hocamla karşılaştım. Bana şunu söyledi, Ankara Üniversitesi'nden bir farmakolog. Vehbi Koç Vakfı'ndan bugün beni aradılar ve teşekkür ettiler dedi. Ne için teşekkür ettiler? 2007 yılında ödülü, bu Vehbi Koç Bilim Ödülünü Aziz Sancar hocamıza veren jüride olduğundan dolayı kendisine teşekkür etmişler. Şimdi ben kişisel olarak Aziz hocamız adına son derece mutlu oldum. Ülke adına mutluluk diyemeyeceğim bir burukluk var. Yani
Bu Türkiye'nin bir bilim ödülü mü? Bir Türk vatandaşına verilmiş bir bilim ödülü, bu doğru. Benim tek umudum, coşkuyla sevineceğim, bütün çalışmalarını bu ülkede yapıp Nobel ödülü alacak birisi çıktığı zaman bu gerçekten Türkiye'nin Nobel ödülü diyebileceğim. Ama elbette ki Aziz Sancar hocamız bize şunu gösteriyor. Bu topraklarda yetişen insanlar da bilim ödülü alabilecek kapasitede olabiliyorlar. Olmamaları için zaten hiçbir gerekçe yok. Şimdi Aziz Sancar hocamızın yapmış olduğu çalışmalardan ben burada uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Çünkü detaya inersem sizi sıkmış olurum. Zaten hepimiz basında Aziz Sancar hocamız hakkında yeterli bilgi edindik. Kısaca Aziz Sancar hocamız ne yapıyor? Kendi deyimiyle diyor ki ben DNA onarım mekanizması üzerinde çalışıyorum. Ve bu mekanizmayı da 4-5 yıl içerisinde tamamen aydınlatmış olacağız. Kendisi kansere çare buldum demiyor. Bu mekanizmayı anlamaya çalışıyor. Eğer bu mekanizma kesinleşirse, anlaşılırsa tamamen, ondan sonra klinikçilerle tedaviye geçecekler, kanser tedavisine geçecekler. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Aziz Sancar hocamız temel bilim yapıyor. Temel bilim. Özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bu ülkede temel bilimin hangi seviyelere getirildiğini hepimiz biliyoruz. Fizik, kimya, biyoloji bölümleri her geçen gün bu ülkede kapatılmaya başlandı ve kapatılıyor daha doğrusu. Ve temel bilimlere inanmayan kişiler belki Aziz Sancar hocamızın temel bilime dayalı araştırmalarından dolayı Nobel ödülü aldığını anlar ve temel bilime bakış açılarını bir nebze olsun değiştirirler. Daha da ileri gideyim, temel bilim seçmeli mi olsun tartışmaları dahi bu ülkede maalesef gündeme getirildi. Şimdi Aziz hocamız 69 yaşında. Acaba Türkiye'de aynı ekibiyle olmuş olsaydı Nobel ödülünü alabilir miydi? Hayır, çünkü 2 sene önce ona siz 67 yaşındasınız, lütfen bu işleri bırakın. Kendi köşenize çekilin. Ve emekli yapacaktık biz Aziz hocamızı eğer bu ülkede olmuş olsaydı. Ben şuna inanıyorum. Aziz hocamız sağlığı el verdiği müddetçe ömrünün sonuna kadar bilimle uğraşacaktır. Bilimle aktif bir şekilde uğraşan bir kişiyi emekli yapmak, bilimi katletmek demektir. Ve biz bu ülkede üst düzeyde bilim yapan insan sayımız çok az olmasına rağmen maalesef bilimi şu anda katlediyoruz. İyi veya kötü, ben katledilen kişilerden birisiyim. 10 yıl, belki daha uzun bir süre grubumla çalışabilirdim. Son 3 yıldır hiçbir öğrenci kabul etmiyorum grubuma. Çünkü emekli olacağım için hiçbir öğrencimin mağdur olmasını da istemedim. O vesileyle hiçbir öğrenci kabul etmedim. Ama bir 10 yıl daha, belki 30, 40, belki daha fazla öğrenci grubunda yetiştirebilirdim. Ha şu var, Türkiye'de biri bana şunu söyleyebilir, 72 yaşına kadar yeni kurulmakta olan üniversitelere gidebilirsiniz. Tamam, ben örneğin bu üniversiteye gelebilirim ama o altyapıyı burada oluşturamam, o araştırma ekibini burada oluşturamam. Ancak burada ne yapabilirim? Ders verebilirim. Ha vakıf üniversiteleri ders sınır yok. Yani yaş haddi diye bir şey yok. Ama aynı şey orası için de geçerli. Vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğunun altyapısı zaten çok güçlü temel bilim araştırması yapmak için yeterli değil. Birkaç üniversitemizin haricinde. O halde ne yapmamız lazım? Yani aktif bilim yapan insanların çalışmalarını engellemememiz lazım. Halil İnancık hocamız 99 yaşında. Bugün hala bilimde aktif. Şimdi bu konuşmalarımdan sonra belki şunu bekliyorsunuz benden. Nasıl, ne yapmalı? Emeklilik yaşını yükseltmeli. Hayır. Kesinlikle hayır. Tam tersine emeklilik yaşını 67'den 62'ye indirmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de şöyle bir araştırma yapmak lazım. Emekliliği yaklaşan kişilerin acaba yüzde kaçı aktif olarak bilim yapıyor? Ben %80'inin aktif olduğuna inanmıyorum.
O halde bu hocaları daha önce emekli yaparak gençlerin önünü açmamız lazım. Eğer emeklilik yaş haddini üniversitelerde 75'e çıkarırsak, kusura bakmayın, üniversiteleri hocaların kahvehanesine böylece çevirmiş oluruz. O halde peki çözüm ne olmalı? Çözüm, çok isterdim ki YÖK Başkanımız da burada olsun. Çünkü benim bazı tavsiyelerim var YÖK'e. Emeklilik yaş haddini şöyle yapabiliriz. Eğer bir hoca hayatının veya kariyerinin son 5 yılında aktif bir şekilde bilimle uğraşıyorsa, çıkarılacak özel yasalarla, yönetmeliklerle o hoca veya hocalarla senato uygun gördüğü takdirde, kendisi de tabii uygun gördüğü takdirde 3 yıllık, 5 yıllık sözleşmeler yapılır. Ve bu sözleşmeler 3 yıl sonra, 5 yıl sonra eğer aktivite devam ediyorsa uzatılabilir. Böyle bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım. Yalnız bir hocanın özel bir sözleşmeyle çalışma süresi uzatıldığı zaman onun diğer hocalar gibi bütün haklardan faydalanabilmesi lazım. Nedir o haklar? Ben şu anda üniversitede ders verebilirim. Kimse bunu engellemiyor. Üniversitem de istiyor. Ama öğrenci alamam, proje yazamam, para bulamam. O halde hiçbir anlamı yok. Şimdi biraz önce şunu vurguladım. Aziz hocamız temel bilim araştırması yapıyor. Bizdeki temel bilimin durumu malum. Bahsettiğim gibi bütün çoğu temel bilimler yavaş yavaş kapatılmaya başlandı veya kapanıyor. O halde ne yapmamız lazım? Temel bilimi biraz daha cazip hale getirmemiz lazım. Getirmek için daha doğrusu konuşmalarımda ben hiç su kullanmazdım. Demek ki yaşlanınca insanın ihtiyacı oluyor. Evet, temel bilime bizim son derece önem vermemiz lazım. Geri kalmış ülkeler, gelişmiş ülkelerle aralarındaki açığı kapatmak için şunu söylerler. Yaptığınız araştırmaların tamamı uygulamaya yönelik olsun ki bir an önce o farkı kapatalım. Halbuki böyle bir mantık yok yani. Temel bilim olmadan uygulamalı araştırma yapamazsınız. Bakınız Aziz Sancar Hoca ne diyor? Ben DNA onarım mekanizmasını anlamaya çalışıyorum. Yani ben temel bilim yapıyorum. Bunu anladıktan sonra ben uygulamaya geçeceğim. Ama bizde maalesef öyle değil. Yaptığınız çalışma bir an önce uygulamaya yönelik olsun. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bilimsel makalelere baktığınız zaman %75'i temel bilim araştırması, ancak 1/4'ü %25'i uygulamaya yöneliktir. Peki ne yapmalı? Üniversitelerde ciddi reformlar yapmak gerekiyor. Ona geçmeden önce şu anda son birkaç yıl içerisinde TÜBİTAK temel bilimin önemini kavramaya başladı ve öğrencileri temel bilime özendirmek için burs vermeye başladı. Bakınız, parayla bir öğrenciyi temel bilime çekemezsiniz. Tabiri caizse bir öğrenciyi parayla temel bilim için satın alamazsınız. Neden tıp öğrencileri için burs vermiyorsunuz? Neden temel bilim öğrencileri için? Artı ben bugün Türkiye'de ilk 5 veya 10 bine girip de paradan dolayı temel bilime gelecek kaç öğrenci var bilemiyorum. Bunun aslında araştırmasının yapılması lazım. Parayla pulla öğrenci temel bilime özendirilemez. Nasıl olur? Üniversitelerde ciddi reformlar yapmak gerekir. Ve o reformlar nedir? Bir kere üniversite hocalarının cazip hale getirilmesi lazım ki öğrenci üniversitede araştırma yapmaya özensin ve hocalığı seçsin. Ha, bu nasıl yapılabilir? Bir kere yaşam standartının, öğretim üyelerinin yaşam standartının yükseltilmesi lazım. Ha, böyle bir durumda tamam, paramız var, yarın bütün hocaların maaşını 10.000, 15.000 yapalım. Asla buna karşıyım ben. Bugün devletin hocalarına ödediği parayı bazı hocalarımız çok çok fazlasını hak ederken büyük bir çoğunlukta, kusura bakmasınlar, hak etmiyorlar. O halde ne yapmalı? Hocalar arasında bir degradasyon oluşturmalı. Araştırma hocası vesaire vesaire. Ben 10-15 yıl önce Amerika'da olduğum zaman benim bir ofisim vardı.
solumdaki hocanın profesör yıllık geliri 58 bin dolar, sağımda oturan hocanın 120 bin dolar. İşte Türkiye bunu yapabiliyor mu? Liyakata dayalı bir seçim getirebiliyor mu? İnsanlar arasında ayrım yapabiliyor mu? O zaman biz bir yerlere varabiliriz. Aksi takdirde çok çok zor. Şimdi şu var, artı tabii bir de şu var. Neden bugün tıp fakültesine giden öğrencilere burs verilmiyor? Çünkü tıp fakültesine giden öğrenci biliyor ki ben mezun olduktan sonra işim hazır. Benim bir iş kaygım yok. O halde siz eğer temel bilime özendirmek istiyorsanız istihdam olanaklarını artırmanız lazım. Kişiler şunu bilmeli, ben temel bilim yaptıktan sonra piyasaya çıktığım zaman, tabii her temel bilim yapan kariyer yapacak diye bir şey yok. Ben piyasaya çıktığım zaman bir iş bulabileyim. O halde istihdam sahalarını yaratmadan kişileri temel bilime 3-5 kuruşla kesinlikle özendiremezsiniz. Evet, üniversite kalitesinin artılmasından bahsettim. Şimdi yaşam standartlarının artılması vesaire. Şimdi bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bugün büyük araştırmalar, ses getiren araştırmalar, bir iki kişinin veya bir hocanın bir iki öğrencisiyle yapmış olduğu araştırmalar değildir. Büyük gruplarla yapılan araştırmalardır. Bugün bakınız yurt dışında gelişmiş ülkelerdeki hocaların gruplarına bakın ama çok tanınmış hocaların en az 15-20 kişiyle, 30-40 kişiyle. Benim rahmetli hocam ortalama 50 kişilik bir grupla çalışırdı Almanya'da. Büyük gruplarla araştırma yapılır. Küçük bir iki kişiyle çok büyük ses getirecek araştırma yapamayız. Bakınız bu yıl sene başında YÖK bir karar aldı. Dedi ki hocaların öğrenci sayısı 12 ile sınırlandırılacak. Yani böyle bir yasanın, böyle bir kararın mantığını benim anlamam mümkün değil. Bunu kim alıyor? Bu kararı alan hocaların bir kere kariyerine bakmak lazım. Acaba o hocalar 10-12 kişi veya 20 kişi çalıştırabilecek kapasitede olan hocalar mıdır? Bunu çok iyi irdelemek lazım. Ha şu var, üniversitemizde, üniversitelerimizde bazı hocalara çok öğrenci gidiyor, bazı hocalara da az veya hiç öğrenci gitmiyor. Burada çok şikayetler var. Az giden hocalar oturup düşünmeli. Neden bana az öğrenci geliyor? Kendine bu soruyu sorması lazım. Ha eğer bir hocaya çok fazla öğrenci gidiyor, hoca bunu istismar ediyorsa, o zaman bunu engellemek için herkesi kapsayan bir yasa çıkarmak yerine o kişinin üzerine özellikle gitmek ve sorgulamak lazım. Bu 12 rakamı, öğrenci sayısını sınırlama rakamı bence çağ dışı bir uygulamadır. Acilen bundan geri adım atmak gerekir. Sonra ben çok sık duyuyorum bazı hocalarımız diyor. Ya bir hoca 3-5 öğrenciden fazla çalıştıramaz. Hocamın dediği doğru, ona inanıyorum. Ama o hocam, bunu söyleyen hocam farkına varmadan kendi kapasitesini ortaya koyuyor. O bunun farkında değil. O belki doğru diyor. 3 öğrenciden fazla çalıştıramam diyor. Ama 30-40 25 kişi çalıştırabilecek kapasitede bu ülkede hocalarımız var. Çünkü siz 30 kişi çalıştırıyorsanız 30 farklı fikir oluşması lazım, kafanızda konu oluşması lazım. Bu da bir kapasite meselesidir. Bunu herkes yapamaz. Bakınız TÜBİTAK yıllar önce benzer uygulamalar yaptı. TÜBİTAK çıkardığı yönetmeliklerde dedi ki rektör, dekan, bölüm başkanlarına proje vermeyeceğiz. Ben bu yıllarda TÜBİTAK'ta çalışıyordum. TÜBİTAK yetkilileriyle bu konuda her zaman bir çatışma içerisine girdim. Bu sizin ayıbınızdır. Böyle bir yasa, böyle bir yönetmelik çıkaramazsınız. Şimdi bu yönetmeliği çıkaran kişiler bilime nasıl bakıyor? Bilime hoca girecek, laboratuvarda çalışacak, ondan sonra araştırma yapacak. Hoca rektör, dekan ise zamanı yoktur. Halbuki bilimde lider olan kişi fikir üretir. Bu kişilerin laboratuvara girmesine, birebir çalışmasına gerek yok. Siz çok üst düzeyde yönetici de olabilirsiniz. Ama kağıt üzerine çizdiğiniz bir formül, bir fikir, 15-20 kişilik bir grubu çalıştırabilecek bir fikir olabilir.
Dolayısıyla bu vesileyle en önemli nokta fikir üretmektir. Ama TÜBİTAK ne yaptı? Bu sene bu kararından, bu uygulamasından geri adım attı. Ben 10 yıl önce onlara söylüyordum. Bu ayıbınızı kaldırın diye. Yani böyle bir şey koyamazsınız. Bazı yöneticilere proje vermemek gibi bir davranışta bulunamazsınız. Evet, öğrencilerden bahsettim. Ülkemizde beni çok rahatsız eden bir uygulama var. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri bazı üniversitelerimizde veya çoğunda diyebilirim. Tabiri caizse hocasını seçme imkanı bunlara sağlanmaz. Bu olanak o öğrencilere verilmez. Çok ağır konuşacağım. Koyun gibi öğrencilere dağıtılır. Sen bu hocayla çalışacaksın, sen şu hocayla çalışacaksın. Böyle bir şey gelişmiş ülkelerde yoktur. Çağ dışı bir uygulamadır. Öğrenci istediği hocayla çalışır. Hoca da onu kabul ederse parantez içerisinde. Yoksa siz öğrenciyi zorunlu olarak sen şunla çalışacaksın diyemezsin. Botanik yapmak isteyen bu hoca öğrenciye sen gidip zoolojide çalışacaksın diyemezsiniz. Yani bunların çok değişmesi lazım. Peki üniversitelerde reform yapmak lazım gerçekten. Ne yapmamız lazım? Mucize aramaya hiç gerek yok. Çözüm o kadar basit ki. Yeni yönetmelik, yasa vesaire bunlarla üniversiteleri düzeltemezsiniz. Bir tek yasayla veya işlemle üniversiteleri düzeltebilirsiniz. Liyakata dayalı atama. Kaç üniversite bunu yapıyor size soruyorum. Herkes kendi elemanını atamak için her türlü formül arıyor. Eğer Türkiye'de liyakata dayalı bir şekilde üniversitelere atama yaparsak Türkiye o günden itibaren ayağa kalkmaya başlamıştır veya başlayacaktır diyebilirim. Yalnız üniversitelerin problemlerini çözmeyeceğiz bu durumla. Bu uygulamayla ülkenin uzun vadedeki bütün problemlerini çözeceğiz. Bugün bütün atamalar eş dost ahbap ilişkileriyle genelde olur ve her üniversite kendi elemanını özellikle atamaya çalışır. Bence bu yapılan son derece yanlış bir uygulamadır. Kim iyiyse onun atanması lazım. Ben sözüm çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir iki cümleyle tamamlamak istiyorum. Son yıllarda üniversite sayısını 2'ye katladık. Öğretim üyesi sayısını da 2'ye 3'e katladık. Profesör sayısı bundan 20-30 yıl önce 2000'di. Bugün 17-19 bin civarında. Şimdi öğretim üyesi sayısını bu kadar arttırdık. Üniversiteleri 2'ye katladık. 2014 yılında Türkiye adresli bilimsel makalelerin sayısı duraklamaya geldi. Artış yok. Kaliteden hiç bahsetmiyorum. Eğer kalite üzerinde bir şeyler duymak istiyorsanız, internette Metin Balcı etik yazarsanız karşınıza 2 tane 45'er dakikalık video çıkar. O videoları ben izlemenizi tavsiye ederim. Çok hocalarım derste öğrencilerine izletiyor. O videolardan dolayı mahkemeye dahi verildim. Soruşturma açtılar. Şimdi bu kadar üniversite açıyoruz, öğretim üyesi sayısını artıyoruz, bilimsel araştırmalarımız yerinde sayıyor. Burada oturup bizlerin düşünmesi lazım. Yani biz nereye gidiyoruz? Bu sene İran'ın gerisine düştük. Zaten İran'ın gerisine düşeceğimiz görünüyordu yani artışlara baktığımız zaman. Bunları sorgulamamız lazım. Ve son olarak da beni son derece rahatsız eden doçentlik ve profesörlük yükseltilmelerindeki uyguladığımız kriterlerin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi lazım. Ve ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'deki uyguladığımız kriterler Avrupa ülkelerinin en kötüsünün çok çok daha gerisinde. Ve bu kriterler her geçen gün daha da kötü olmakta. Doçentlik kriterleri temel bilimlere Kur'an koyan kişilerden biri ben. Bundan 15-20 yıl önce 3 makale fizik, kimya, biyolojide biz koyduk bu kuralları. Fakat o yıllarda kurallar, ortam çok farklıydı. Paralı dergi yoktu. Ne bileyim kes kopyala yapıştır sistemi o zamanlar yoktu. Her şey dejenere oldu. Bugün hocalarımızın büyük bir çoğunluğu parayla dergilerde makale yayınlıyor ve bu makalelerle
bir yerlere doçent oluyor ve profesör oluyor. 2014 yılında Türkiye adresli en çok makalenin yayınlandığı dünya genelinde ilk 10 dergiye baktığınız zaman bunlar ya Proceeding veya paralı dergiler. Bu bizim utanç kaynağımızdır. Evet, ben burada sözlerime son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha kararlı ve dolayısıyla burada 0.17 voltluk bakır 2 bakır 1 potansiyeli birçok antioksidanı okside etmeye yeterli olan güce ulaşmaktadır. Evet, sayın rektörüm, sayın başkanım, değerli meslektaşlarım ve bilimseverler, sevgili öğrenciler. Tabii Metin hocamızdan sonra ki bilim politikasını çok güzel eleştirdi ve felsefi açılımlara giden, çok kapsamlı, herkesin anlayabileceği, herkesi ilgilendiren bir konuşma yaptı. Benimkisi, kusura bakmayın, biraz teknik ağırlıklı olacak. Çünkü Sayın Başkanımız Ahmet Cevat Hacer hocamıza ben kendi yaptığım işleri bir hülasasını çıkartmayı önermiştim. O da tabii kabul ettiler. Onun için biraz teknik ağırlıklı olacağı için baştan özür diliyorum. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde bizim iki tane grubumuz var. Birincisi antioksidan grubu, diğeri de patlayıcı grubu. Ve bu alanlarda araştırma yapıyoruz. Analitik kimyacıyım. Analitik kimya her çeşit karmaşık örnekte evvela hangi elementler var, hangi bileşikler var, yani nitelikleri ortaya koyan nitel analiz ya da kalitatif analiz yapar. İkincil olarak da bu nitel olarak ortaya koyduğu unsurların miktarlarını belirler, yani kantitatif analiz yapar. Bu anlamda analitik kimya bilim alanı bütün bilim alanlarını besler. Yani bütün bilim alanları analitik kimyanın bulgularından beslenir. Uzay araştırmalarından mikrobiyolojiye, tıptan bütün mühendislik branşlarına kadar hepsi analitik kimyanın verilerinden yararlanır. Ancak analitik kimyacının farklı olarak yaptığı bir şey vardır. O da metot geliştirmektir. Yani özgün yöntemleri, özgün analiz yöntemlerini analitik kimyacı geliştirir. Tabii Metin hocamız yine bundan bahsetti ayrıntılı olarak. Hocamızla gurur duyuyoruz. Hem bu kadar büyük bilimsel araştırmaları yapmış olmasından hem de aslını inkar etmemesi ve gerçekten Türklüğüyle, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminden yetişmiş olmasıyla gurur duyması açısından biz de kendileriyle gurur duyuyoruz. Belki Metin hocamı tamamlayıcı çok ufak bir şey söyleyeceğim. Kendisi biraz şaşırmış. Ben tıp Nobel'i mi alıyorum yoksa kimya Nobel'i mi alıyorum? Çünkü tıptan bekliyormuş. Bu da bilim alanlarının ne kadar iç içe geçtiğini gösterir ve aralarındaki sınırların nedenli kararsız olduğunu, nedenli belirsiz olduğunu gösterir. İkincil olarak da tıp dünyasındaki aşağı yukarı bütün buluşlar moleküler seviyedeki buluşlarla gerçeklenmektedir. Son yıllarda baktığınızda protein folding veyahut da diğer bütün Nobel alan tıp araştırmaları hep moleküler düzeydedir. Dolayısıyla temel bilimlerden beslenmektedir. İşte hocamızın da şaşkınlığı, hangi bilim alanında aldığı yolundaki şaşkınlığı bunu göstermektedir. Onun için detayına girmeyeceğim. Evet. Bu slaytta bizim yaptığımız işler daha ziyade spektroskopi alanında. Dolayısıyla tabii ki elektromanyetik spektrum biliyorsunuz çok geniş, kısa ve uzun dalga boylarından yani gama ışınlarından radyo frekansına kadar çok çeşitli dalga boylarını kapsayan geniş bir spektrumun içinde biz sadece şu gördüğünüz renkli bölgeyle daha ziyade ilgiliyiz. Yani görünür alan 400-700 nanometre arası kabaca bu bölgeyle ilgiliyiz ve burada absorpsiyon ve emisyon üzerine çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Temel halden uyarılmış hale geçen moleküller ışığı absorbe ediyorlar. Kabaca özetlemek gerekirse biraz da tabii burada çok sayıda üniversite öğrencisinin de ben bulunacağını tahmin ediyordum. Onun için bu slaytları hazırladım. Dolayısıyla demek ki temel halden uyarılmış hale geçiş absorpsiyon
ve uyarılmış halden temel hale dönüşte emisyon. Dolayısıyla biz moleküler spektroskopi yapıyoruz esas olarak ve burada elektromanyetik spektrumun daha ziyade görünür bölgesine tesadüf eden ışımaları ölçüyoruz diyelim. Metal tuzlarının renkli olduğunu biliyoruz. Birçok metal tuzunun transisyon dediğimiz geçiş elementlerinin. Bunlar aslında temel halden uyarılmış hale elektronik geçişlerle karakterize edilen ve aynı zamanda bu iç tuz yapısına katılan çeşitli ligantların bu orbitalleri ne derece böldüğünü ve parçalamaya uğrattığıyla belirli olan çeşitli renkler transisyon metal tuzlarında. Ve bunlar gördüğünüz gibi görünür alanda ışığın absorplanmasına yol açıyorlar. Burada en yüksek hassasiyet nerede sağlanıyor derseniz, özellikle charge transfer bantlarında sağlanıyor. Yani yük transfer bantları, yani bu da metalden liganda, yani kendisini bağlayan bu organik moleküle doğru ya da ligandan metale doğru bir elektron akışıyla karakterize ediliyor. Yani görünür alanda ışığın absorplanmasıyla bu gördüğünüz renkli bir kompleks, mesela demir 2 fenantrolin kompleksi, ya metalden liganda doğru ya da ligandan metale doğru bir elektron akışı gerçekleşiyor ve bu da görünür alanda bizim bildiğimiz elektronik geçişler arasında en yüksek hassasiyeti sağlıyor. Bu da en düşük derişimlere, analizlerde inmemizi sağlıyor. Burada çeşitli yük transfer kompleksleri görüyorsunuz. Analitik kimya laboratuvarlarında çok sık karşılaşılan kan kırmızı renkli demir rodanür kompleksi, tiosiyanat, ondan sonra fenantrolin veyahut da nişasta ile iyodun verdiği kompleksler, bunların tümü renkli. Şimdi biz antioksidan olayına niye girdik? Bir defa oksidatif gerilim koşullarında şu gördüğünüz oksijen radikalleri, reaktif oksijen türleri biyolojik makromoleküllere saldırıyorlar ve onlara hasar veriyorlar. Yani biyolojik makromoleküller derken proteinler, lipitler, DNA gibi bunlara saldırıyorlar ama normalde ilahi bir denge var insan vücudunda ve oksidan türlerle antioksidan türler, yani bu türleri bertaraf eden türler bir denge içinde. Fakat oksidatif gerilim koşullarında bu denge bozuluyor ve oksidanlar lehine bozuluyor. Böyle olunca bir radikal sağanağı, yani reaktif oksijen ve azot türlerinden kaynaklanan bir radikal sağanağı burada bazı istenmeyen hasarlara, yani bu biyolojik makromoleküllere hasarlara başlıyor ve bunun neticesinde de mesela bu DNA'da kırıklar ve bir takım genetik değişiklikler olabiliyor. Ayrıca da hücresel yıpranma, yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer gibi kanser ve kalp hastalıkları ortaya çıkabiliyor. İşte bu oksidan türlerle savaşan intrinsik, yani vücut içinde var olan veyahut da dışarıdan besinlerle alınan çeşitli antioksidanlar var. Dolayısıyla bunların toplam antioksidan aktivitesinin ölçülmesi önemli. Ve burada bir takım, yine çok detayına girmeyeceğim sizleri sıkmamak için, yapısal özellikler var. Bu antioksidan moleküllerin mesela en tipik temsilcisi kuersetini görüyorsunuz formül yapısı olarak. Burada çeşitli çifte bağların düzenlenmesi, hidroksil gruplarının sayısı ve buradaki şeker yapılarının varlığı nedeniyle antioksidan aktiviteyle ve molekülün yapısı arasında çok ciddi korelasyonlar var. Dolayısıyla sizin geliştireceğiniz metot, yani toplam antioksidan kapasiteyi ya da gücü ortaya koyan yöntem, bu yapı aktivite ilişkilerine saygı duymak zorunda. Bu yapı aktivite ilişkilerini yeterince yansıtmak zorunda. Yine biz bu araştırmalara girerken bir diğer önemli hususta baktık ki bazı antioksidanlara bazı literatürde var olan testler cevap veriyor, bazılarına vermiyor. Mesela diyelim ki kuersetin tipi antioksidanlara cevap verirken vücut içinde en önemli savunma askerlerini oluşturan, bu oksidatif gerilim koşullarında en önemli savunma askerlerini oluşturan mesela protein tiyollerine karşı tepki vermeyen antioksidan yöntemler var. Bunlar defolu yöntemler. Ayrıca suda çözünenler var, yağda çözünenler var. Dolayısıyla bazı yöntemler suda çözünen antioksidanları, bazı yöntemlerse yağda çözünen
antioksidanları ölçebiliyor ve çoğu da bu yapı aktivite ilişkilerini yeterince yansıtmıyor. Dolayısıyla literatürde bir boşluk var ve bu boşluğu değerlendirmek istedik. Bizim 2004 yılında dünya literatürüne Amerikan Kimya Cemiyeti'nin bir yayın organı olan Journal of Agricultural Food Chemistry'de kazandırdığımız Kuprak yönteminin esasını tahtada görüyorsunuz. Kuprak yöntemi bakır 2 indirgeyici antioksidan kapasite ölçüm yöntemi olarak bilinmekte. Burada biz normalde bakır 2 bakır 1 potansiyeli yaklaşık olarak 0.17 volt. Oysa ki insan vücudunda önemli olan bazı antioksidanlar aynı zamanda gıda sanayinde de çok önemli olan bazı antioksidanların genellikle 0.2 ile 0.6 volt arasında, ekselisi 0.4-0.6 volt. Yani bakır 2, bakır 1 bunları aslında okside etmeye yeterli bir potansiyelde değil. O zaman ne yaptık biz? Burada bir ligantla bakır 2'yi takviye ettik. Bu ligant neokuproin dediğimiz 2,9-dimetilbironfenantrolin adlı ligant. Ve bu ligandın varlığında bakır 2, bakır 1 dönüşümü yaklaşık olarak 0.6 voltluk bir potansiyele erişiyor ki bu da ne demektir? Bizim bildiğimiz fizyolojik olarak önemli ve gıda sanayinde önemli olan çoğu antioksidanı okside etme yani yükseltme gücüne sahip bir test bu. Ve neticesinde bakır 1 neokuproin çıkıyor. Bu da 450 nanometrede ışığı absorbe eden bir yük transfer kompleksi yani kolorimetrik ölçümlere elverişli bir kompleks çıkıyor. Burada çeşitli yapısal nedenlere girmiyorum. Yani bunun tabii dizayn edilmesi önemli. Çünkü burada 10 üzeri 7 mertebesinde bir stabilite artışı söz konusu. Sağ taraftaki kompleks daha düzgün bir tetraedral yapıda. O nedenle de daha kararlı ve dolayısıyla burada 0.17 voltluk bakır 2 bakır 1 potansiyeli birçok antioksidanı okside etmeye yeterli olan güce ulaşmaktadır. Sonuçta kolorimetrik bir tayindir. Ve bu tabii evvela 2004 yılında yayınlandı toplam antioksidan kapasiteyi hesaplamak üzere. Daha sonra bunun bazı yavruları oluştu bu ana yayının. Ana yayın ve ondan sonra gelen iki makale 1000'i aşkın atıf aldı. Ve şu anda da yeryüzünde belli başlı gıda araştırma, özellikle antioksidan güç bağlamında gıda araştırma merkezlerinde de yaygınlıkla uygulanmaktadır. Yani bu gelişmiş ülkeleri de kapsamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Çin, Hindistan gibi ülkeleri de, İsrail gibi ülkeleri de kapsamaktadır. Bütün bu araştırma merkezleri de uygulanmaktadır. Nedeni de bunun birçok antioksidana cevap verişi, hem suda hem yağda çözünen antioksidanlara cevap verişi ve en özel önemli şey de mesela bazı demirli toplam antioksidan kapasite tayinlerinin tiyollere cevap vermeyişi, bunun ise protein tiyollerine ve vücut içindeki basit glutatyon gibi basit tiyollere, küçük moleküllü tiyollere cevap vermesidir. Bu ana testi biz daha sonra radikal süpürme testlerine de dönüştürdük, yani modifiye ettik. Mesela burada salisilik asit probu kullandık ve salisilik asidi bir Fenton sistemine tabi tutarsanız, yani hidroksil radikal oluşturucu bir sisteme, hidroksil radikal sağanağı altında bulundurursanız bu bir takım hidroksibenzoat türlerine dönüşüyor ve bu hidroksibenzoat türleri Kuprak reaksiyonuna cevap verir hale geliyorlar. Dolayısıyla baştan renklendirilemeyen prop hidroksil radikal sağanağı altında renklenmiş olan türlere dönüşüyor ve burada antioksidanlar varsa tabii beklentiniz gibi, bekleyeceğiniz gibi bu reaksiyon ürünü türler yani renkli türler daha az oluşuyor. İşte ne kadar az oluşuyorsa demek ki antioksidan güç o kadar fazla. Başka bir deyişle burada bizim test ettiğimiz antioksidanların hidroksil radikallerini süpürme gücü ya da süpürme etkinliği buradaki renk azalışıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla ana test toplam antioksidan kapasite testi aynı zamanda hidroksil radikal süpürme testi olarak da kullanılabilmektedir. Şimdi toplam antioksidan kapasite deyince aslında bütün antioksidanlar birleşik etkileriyle sinerjistik ya da antagonistik etkileriyle birlikte vardırlar ve insan vücudunda bunlar birleşik bütüncül olarak faaliyet gösterirler. Dolayısıyla toplam antioksidan kapasite bunların tümünü ortaya koyar. Oysa ki bu tür testlere literatürde bazı eleştiriler yöneltiliyor. Şöyle ki siz bireysel antioksidanları tespit edemiyorsunuz.
ancak toplam antioksidan gücü ortaya koyuyorsunuz diye. Az evvel söylediğim gibi toplam antioksidan gücün bir avantajı var. Çünkü sinerjistik etkileri de, yani iki antioksidan bir araya geldiğinde bunların toplam etkilerini aşabilen etkiler varsa onları da ortaya koyuyor. Ama buna mukabil işte bireysel antioksidanları identifiye edememek gibi bir sakıncası vardı. Biz bunu gidermek amacıyla bunu bir kromatografi kolonuna bağladık. Yani burada bir aletsel geliştirme yaptık. Aletsel bir modifikasyon yaptık. Kromatografi kolonunda normalde sabit ve hareketli fazlar arasında bunlar belli bir dengeli dağılıma uğruyorlar. Yani bütün bitki ekstrelerinin, bitki ekstrelerinin mesela çeşitli unsurları kromatografi kolonunda bir dengeli dağılıma uğruyorlar sabit ve hareketli fazlar arasında. Ve buradan bütün maddeleri tek tek tanımak ve miktarlarını belirlemek kabildir bir gıda ekstresinde. Teorik olarak bu mümkündür. Ancak bunların hangileri antioksidandır bunu tespit etmek mümkün değildir. İşte bizim getirdiğimiz katkıyla bu kolonun çıkışına bir reaktör bağlıyoruz. Kuprak reaksiyonu burada gerçekleşiyor. Bir dakikalık bir süre içinde ve ondan sonra ikincil bir kromatogram elde ediliyor. Çok kaba tabirle söylemek gerekirse bir koyundan iki post çıkartmada diyebiliriz. Yani birincil kolonda bunlar bir dağılıma uğruyorlar ve sınıflandırılıyorlar, birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunların miktarları belirlenebiliyor ama ikincil kolonda ikincil reaksiyon kabını terk ettiğinde, ikincil kromatogramı elde ettiğimizde sadece antioksidan maddeler kuprak ile reaksiyon verdiklerinden 450 nanometrede ışığı absorplayan bakır bir neokuproin kompleksine dönüştüklerinden onlar tespit ediliyor. Mesela burada birincil kromatogramı yukarıda görüyoruz. Bunların içinde bir C ile gösterilen bir kafein var. Kafein hepimizin bildiği işte kahvede vesairede bulunan antioksidan olmayan bir bileşik. Zaten yapısına baktığınızda da antioksidan polifenolik unsurlardan yoksun olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu birincil kromatogramda çıkıyor ama ondan sonra kuprak reaksiyonunu takiben ikincil kromatogramda çıkmıyor. Görüldüğü gibi ikincil kromatogramda sadece işte bu çaydaki sihirli antioksidan diye bilinen epigallokateşin, gallat ve diğer çay antioksidanları yani kateşinler vesaire bunlar çıkıyor tek tek. Böylelikle hem bunların burada var olduğu bu antioksidanların hem de bunların miktarları ayrı ayrı belirlenebiliyor. Bu da bizim kuprakın bir modifikasyonu. Yine kimya laboratuvarlarında hepimiz yaklaşık olarak pH ölçmüşüzdür. Bir kağıt da aldırırız sisteme ve kağıt üzerinde oluşan renklerden hareketle işte eksi logaritma hidrojen iyonu aktivitesini ölçeriz ya da konsantrasyonunu ölçeriz. Bu testi birçoğumuz yapmışızdır. İşte turnesol kağıdı bazlara daldırıldığında mavi, asitlere daldırıldığında kırmızı olur vesaire. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Bu kuprak reaktifini bir membran yüzeyine emdirebilir miyiz diye düşündük. Ve bunun da çaresini bulduk. Şöyle ki bir perfluorosülfonat membran var. Adı Nafyon. Ticari bir membran. Burada bakır 2 neokuproin kompleksi katyonik bir kompleks. Dolayısıyla bu rahatlıkla bu katyon değiştirici olarak işlev gören membran ki perfluorosülfonat negatif yüzey. Dolayısıyla buraya gelip bağlanıyor. Ondan sonra antioksidan içeren mesela bir bitki ekstresi, bir gıda bitki ekstresiyle muamele ediliyor. Ve görüldüğü gibi membran yüzeyinde bir sarı turuncu kompleks oluşuyor. Tamamen ince bir zar yüzeyinde bunu oluşturabiliyoruz. Bu da bildiğimiz pH testlerinin bir benzeri son derece pratik hale getirilmiş bir kuprak testi olarak bunun da Amerika Birleşik Devletleri'nden patenti alındı. Yani kısacası kuprak modifikasyonları devam etmektedir. Ana yöntem 2004 yılında yayınlanmıştır ve şu anda belli başlı gıda laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Ondan sonra hidroksil radikal süpürme testi, askorbik asitin tek başına tayini ve hidrofilik, lipofilik antioksidanların yani suda ve yağda çözünenlerin birlikte tayini veyahut da ayrı ayrı tayini. Sonra kısantin oksidaz yine insan vücudunda önemli bir enzim ve oksidatif reaksiyonları katalizleyen bir enzim. Bunun inhibisyon testi. Bunlar hepsi kuprak modifikasyonları. Hidrojen peroksit süpürme testi, kuprak sensörü ve kromatografik kolonuyla birleştirilmesi,
Süperoksit anyon yine baştan gösterdiğim radikal türlerle türlerden önemlilerinden bir tanesi. Süperoksit anyon süpürme aktivitesi. Bunların hepsine uygun proplar geliştirdik. Sonuçta Kuprak reaktifinin bir modifikasyonuyla, bir çeşitlemesiyle bunları ölçmeye muvaffak olduk. Şimdi az kalan sürem içinde biraz da patlayıcı tayinlerinden bahsedelim. Biz bu patlayıcı tayinlerine niye girdik? Çünkü eskiden olay yeri incelemesi çok zayıftı Türkiye'de. Hatta bir Mısır Çarşısı patlaması falan olmuştu. Ben oradan çok etkilenmiştim. Ve o olayın tahkikatında işte tutanaklar, dosyaları falan incelediğimizde baktık ki olay yeri incelemesinin çok ötesinde, yani olaydan çok sonra işte jandarma kriminal laboratuvarlarına giden örnekler beklemiş, bekleyerek tabii bozulma olasılıkları da var, mikrobiyolojik bozulma vesaire. Bunların hepsi sakıncalı. Yani bir laboratuvarın kapısında numune niçin beklesin uzun süre? Gerçekten batı kriminolojisinde de olay yeri incelemesinin çok önem kazandığını biliyoruz. Dolayısıyla biz dakikalar mertebesinde acaba sahada bu patlayıcı izlerinin kalıntıları bulunabilir mi? Öncelikle bunlar hangi patlayıcı türlerine aittir? Daha sonra da bunların miktarları nasıl belirlenir? Bu soruların cevabını aradık. Öncelikle TNT'den bazik ortamda türeyen bir Meissenheimer anyonu var. Bununla ilgili bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yöntem geliştirilmişti ama su toleransı yoktu yöntemin. Bu su toleransı yoktur ne demek bakın? Mesela bir araziden bir örnek aldınız bir patlama sonrası. Eğer orada yağmur yağmış ise o zaman su toleransı yoksa yöntemin sizin istediğiniz renkli kompleks gelişemez. Oysa ki biz bunu ortamdan ayırdık. Yani bir anyonik reçine kolonu üzerinde tuttuk ve reflektometrik olarak rahatlıkla bu rengi ölçebildiğimiz gibi aynı zamanda sulu çözeltide kalan rengi de çok daha kolay ölçebiliyoruz. Yani kısacası bu transient dediğimiz yani geçici yük transfer kompleksini buradan ortamdan ayırdık. Tahtada gördüğünüz yük transfer kompleksini ki buna Meissenheimer anyonu adı veriliyor. TNT'nin anyonik formu yani molekül içi bir yük transfer kompleksi aslında bu. Ve bunu ortamdan ayırmak suretiyle rahatlıkla tayin edebiliyoruz. Bir diğeri disikloheksil amin, bu da moleküller arası yük transfer kompleksi verebilen. Bunu da detaylarına girmeyeceğim ama neticede bakın şöyle bir sensör yaptık. Bu sensör PVC'den oluşuyor. PVC üzerine disikloheksil amin adlı bileşiğin emdirilmesiyle oluşturulmuş. Görüldüğü gibi eflatun renkli. Diğer patlayıcılarla bu rengin oluşmadığını, yani analitik kimyada seçicilik çok önemlidir. Yani duyarlılık kadar seçicilik de önemlidir. Sizin istediğiniz analite yanıt vermesi ama interferan dediğimiz bozucu unsurlara yanıt vermemesi arzu edilir. İşte burada çok spesifik bir sensör imal etmeyi başardık. Yine Orta Doğu bölgesinde, ev yapımı patlayıcılar çok revaçta. Bunlar askeri amaçla kullanılmıyor çünkü stabil değiller. Ama terörist faaliyetlerde özellikle kişinin üzerinde taşıyabileceği ve intihar bombacıların özellikle üzerinde taşıyabileceği peroksit tipi patlayıcılar var. Bunlardan iki tanesini tahtada görüyorsunuz. Triaseton triperoksit ve heksametilen triperoksit diamin. Bunlar çok önemli patlayıcılar çünkü siz güzellik, hanımlara güzellik müstahsarı satılan bir dükkandan bile bunun ham maddelerini tedarik edebilirsiniz. O nedenle terörist gruplar bunları çok kullanıyorlar. Mesela aseton ve hidrojen peroksit gibi maddelerden yola çıkarak uygun katalizör varlığında bu reaksiyonu rahatlıkla yapabilirsiniz ve bu patlayıcıyı sentez edebilirsiniz. Dolayısıyla bunun dedeksiyonu önemli. Formül yapısına bakıldığında kimyacı arkadaşlarımız bilirler ki bunun işte kromofor grupları yok, birçok işte infrared vesaire aktif gruplardan yoksun, birçok testlere cevap vermiyor. O halde bunu nasıl tespit edeceğiz diye bakıldığında bunu biz basit olarak seraltik asitle hidroliz ediyoruz ve hidrojen peroksit çıkarıyoruz. Açığa çıkan hidrojen peroksiti de kendi reaktifimizle dedekte ediyoruz. Neticede buna da bir sensör yaptık. Görüldüğü gibi sensör yine bir nafyon membran üzerinde tutturulmuş katyonik kompleks ve bu renkten hareketle de rahatlıkla olay yeri incelemesinde triaseton triperoksiti dedekte edebiliriz. Evet, vaktimiz çok sınırlı. Son olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5 sene kadar yaygın olarak kullanılan bir sensörden bahsedeceğiz. Bu
biz astsubay başçavuşları da eğittik yani ve hatta hiç eğitim görmemiş düz personeli de eğittik. Yani kimya teknisyeni dahi olmayan ve kimya eğitimini hiç almamış kişileri bile eğittik burada. Çünkü kişinin işlevi çok az. Yani gerçekten bir üç tane, bazı durumlarda dört, bazı durumlarda üç tane reaktifimiz var. Asetonlu bir kağıtla olay yerinden örnek alıyoruz. Yani aseton emdirilmiş bir kağıtla olay yerinden örnek alıyoruz. Tıpkı kriminoloji uzmanlarının swap yöntemi gibi. Onlar da biliyorsunuz asetonlu pamuklarla vesaireyle çeşitli elyaf üzerinde numune alırlar. Biz de asetonlu bir kağıt, özel kromatografik bir kağıt kullanıyoruz. Olay yerinden numune alıyoruz fakat numuneyi bir kez alıyoruz. Yani tekrar tekrar numune almıyoruz. Ve burada birinci reaktifi püskürtüyoruz. Öncelikle nitro aromatik patlayıcılar var mı? Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela TNT farklı renk veriyor. Gördüğünüz gibi tetril farklı renk veriyor. DNT yani trinitrotoluen, dinitrotoluen ve tetril. Bunlar hepsi çok önemli askeri patlayıcılar. Bunlar hepsinin farklı renkler verdiğini görüyoruz. Burada olay bitmiyor. Yeni bir numune almaksızın ikinci reaktifimizi püskürtüyoruz. Eğer nitramin grubu RDX, HMX ve PETIN dediğimiz nitramin grubu aromatikler varsa ve nitrat esterleri varsa bu defa birinci renk kayboluyor. Yani bu nitro aromatiklerden gelen renk kayboluyor ve ikinci renkler yani bu RDX, HMX gibi bunlar ortaya çıkıyor ve bunların pembe rengi ortaya çıkıyor. En sonda amonyum nitrat yine son dönemlerde biliyorsunuz ki 50-60 kilogramlık TNT kalıpları daha sonra bir tona yakın amonyum nitrat ile seyreltilmekte. Arazi patlamalarında özellikle tuzak patlamalarında bunlar çok önemli. Amonyum nitratı da aynı şekilde üçüncü reaktifle dedekte edebiliyoruz. Amonyum nitratın tek farkı bunun suda çözünmesi, diğerlerinin suda çözünmemesi. Bu aslında son zamanlarda bu şeye de girdik, nanoteknolojiye ve surface plazmon rezonans bantları yardımıyla da bir takım tayinler yapabiliyoruz. Bunlardan sadece bir tanesini göstereyim. Mesela para aminotiofenol ile türevlendirilmiş altın nanopartiküllerle yan yana kolorimetrik RDX HMX tayini. Bu da hiç kolorimetrik olarak yapılmamış bir şey. Çünkü bunlar normalde LC-MSMS gibi çok sofistike teknikler. Yani yüksek maliyetli ve yüksek eğitilmiş operatörler gerektiren çok sofistike laboratuvarlarda yapılan işlemler. Az evvel de söylediğim gibi jandarma kriminal laboratuvarlarda bunlar bir ay kadar bekliyor bazen bu numuneler ve beklerken de bir takım bozulmalara uğrayabiliyor. Bakteriyolojik bozulmalara uğrayabiliyor. İşte bunlar hep olay yerinde rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Burada biz hidrolitik yani hidroliz dediğimiz özel bir reaksiyonla RDX'in ve HMX'in bunlar yapısal olarak çok benzer olduğu için bunları normal olarak kimyasal farklandırmak çok güç ama biz bunları daha zayıf ve daha kuvvetli kalevi ortamlarda, basik ortamlarda hidroliz yoluyla nitrit elde ediyoruz öncelikle ve bu nitriti de altın nanopartikülleri fonksiyonalize ettikten sonra sağda gördüğünüz şekillerde rahatlıkla bu nitriti tayin edebiliyoruz. Evet benim sürem doldu. Çok teşekkür ederim ve sorularınızı almak isterim. Buyursunlar efendim. Evet, çok güzel bir soru. Yani toprakta biz onda bir ppm ile bir ppm arasında. Öyle diyebilirim. Ama tabii buhar tespit edemiyoruz. Onu da tahmin edebilirsiniz nedenini. Çünkü bunların buhar basınçları 10 üzeri -6 tor civarında TNT'nin. RDX, HMX daha da kötü. Onların 10 üzeri -7, 10 üzeri -8 tor civarında. Maalesef bu şekilde şirketler var. Yani buhar tespit ediyoruz diyen, uzaktan algılama yapıyoruz diyen, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine bunları pazarlamak isteyen şirketler var. Ama hali hazırda dünya yüzündeki teknolojilerde buhar tespiti yapılamıyor uzaktan. Onu da belirteyim. Buyursunlar Sayın Rektörüm.
Evet. Tabii efendim. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Gerçekten yani bir defa bunların tek tek kullanımı çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Mesela benim tanıdığım H indeksi 140 olan ama henüz Nobel almamış Profesör Barry Halliwell diye bir kişi var. Bu kişi 2013 AYUPAC toplantısına davet ettik efendim kendisini. Şu anda Singapur Üniversitesi'nde çalışıyor. İngiliz bu orijini. Mesela bu radikal kimyasının babalarından. Ve kendisinin savunduğu görüş şudur. Bu antioksidanları böyle food supplement'lar şeklinde tabii çok özel gruplar olabilir. Yaşlı insanlar, çocuklar veyahut da bir takım oksidatif stres hastalığından muzdarip kişiler olabilir ama genelde normal popülasyona bunların böyle tek tek kullanımı food supplement biçiminde değil de toplamsal olarak ve bitkisel kaynaklardan doğal olarak alımını savunuyor. Dediğim gibi bu işin babası olan bir kişi bile bunu savunuyor. Bunun aşırıya vardırıldığında ne oluyor? Mesela işte sadece havuç suyuyla beslenen bir karı kocanın ben 2 hafta içinde vefat ettiğini biliyorum İngiltere'de. Çünkü beta karoten zehirlenmesi. Yani bunların böyle aşırı biçimde alınması yanlış. Bir de yine konuşmam için de temas etmiştim. Tabii bunların sinerjisik etkileri de mümkün. Dolayısıyla bunların toplamsal olarak alımı mümkün olduğunca bitkisel kaynaklardan ve tabii proteinler her ne kadar sayılmıyorsa da aslında proteinler de antioksidan. Yani onlar mesela birçok antioksidan testlerinde es geçiliyor değerli arkadaşlarım. Çünkü proteinleri perklorik asit, amonyum sülfat veyahut asetonla neyse çöktürüp ayırıyorlar. Yani insan plazması, insan serumundan ayırıyorlar, ondan sonra tayin ediyorlar. Yani dolayısıyla proteinlerde de var antioksidanlar. Ve bunların sinerjistik etkileri bunların bütüncül olarak tüketimini gerektiriyor. Öyle diyebiliriz. Evet. Başka sorumuz yoksa Sayın Başkanım ben bitireceğim. Teşekkür ederim. Thank you.